Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere iPhone veya iPad cihazınızı bilgisayara nasıl aktarılır ikinci videomuzu göstermek istedik arkadaşlar. Birinci videoda bazı sorunlar yaşayan arkadaşlar lütfen başka bir program tanıtır mısın gibisinden isteklerde bulununca biz de ikinci videomuzu oluşturalım dedik. Bu videomuzda farklı bir program kullanacağız. Bu programımızda detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Programı indirme linkini yine video altından sizler için upload edeceğim. Program fulldür, yani herhangi bir etkinleştirme anahtarına ihtiyacınız yok. Direkt olarak bilgisayarınızda kurup full bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekstra bir ödeme veya ona benzer hiçbir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Bir kısıtlama da yok program üzerinde. Direkt olarak iPhone veya iPad cihazınızı bilgisayar ekranına yansıtabileceksiniz. Tabi bunu yapabilmeniz için gerekli olan ihtiyaç duyacağınız etkenleri de anlatacağız video içerisinde. Programınızın adı xMirage. Burada emülatör içerisinde xMirage diye adlandırılıyor arkadaşlar. Yani ismi öyle. İstiyorsanız programımızı açalım. Zaten arka planda açıktı. Program bu şekilde açılıyor arkadaşlar. xMirage dediği zaman. Programın dili İngilizce. Türkçe dili var mı bilmiyorum. Yok mu? Yok, muhtemelen yok. İngilizce arkadaşlar. Program içerisindeki var olan ayarları gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bazı kısımlar var. Bazı kısımları gizliyorum ben. Bu gizlenen kısımlarda benim IP adresim görünüyor. Bu IP adresimi göstermek istemiyorum. Ondan dolayı da gizli arkadaşlar. Nasıl çalışır, neler yapabilirsiniz, neler gerekiyor, ayarlar nedir, hepsini teker teker anlatalım istiyorsanız. Öncelikle xMirage uygulamasını kullanabilmeniz için cihazınızda AirPlay özelliği olması gerekiyor ki bütün iPhone veya iPad cihazlarda bu mevcut arkadaşlar. İkincisi, internet bağlantınız olması gerekiyor. Yani bu AirPlay interneti kullanan bir eklenti diyelim, özellik. iPhone veya iPad'deki ekran kayıtlarını veya ekran aktarım işlevlerini sağlayabilmesi için internet ihtiyacınız var arkadaşlar. İnternet olmazsa ekran kaydı veya ekran yansıtma işlemini yapamıyorsunuz. Program var, kablo var ama bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani arka planda yine cihazınızda internet bağlantısı olması gerekiyor ve aktaracağınız bilgisayarda da internet bağlantısı olması gerekiyor. Tabi hani isterseniz kablolu bir yöntem ile bunu yine deneyebilirsiniz. Ben denemedim. Şimdi arkadaşlar, buradan xMirage programını çalıştırdıktan sonra burada Welcome bölümü var. Burada sizin iOS 10'da veya iOS 9, 8, 7'de neler yapacağınızı anlatıyor. Bir slide var, küçük bir slide. Burada iPhone'lar için, iPad'ler için veya Mac bilgisayarlar için nasıl ayarlar izleyeceğinizi gösteriyor. Yani iOS 9, iOS 7, 8, 9 için Mac, iPhone, iPad. iOS 10 için Mac, iPhone, iPad özelliklerini ayrı ayrı gösteriyor neler yapacağınızı. İkinci kısımda Settings var, yani ayarlar bölümü. Burada Optimize for ekran. Ekran genişliği ne kadar olsun? Benim bilgisayarım, şu andaki ekranım 1600-900 ekran pikseli. Tabi siz bunu 720, 1080, 768, 640 gibisinden küçültebilir veya büyütebilirsiniz. Burada da zaten şeyler de varmış. Ha, bu iPad 640 iPod ekranları için uygunmuş arkadaşlar. iPhone 4S, 5S, bir de iPod cihazlar için. Bu da iPad 2 Nev Mini. Neymiş bu? 768, 1024, 768. Bu benimki olabilir mi? Deneyeyim onu bir arkadaşlar. Çünkü bunu full yaptığın zaman, normal HD, yani bilgisayarınızın ekranı olarak yaptığınız zaman ekrandaki yansıtılan ekran kare olarak çıkıyor. Yani bir dikdörtgen çıkmıyor arkadaşlar. Yani televizyon gibi veya şu bilgisayarın ekranı gibi tam çıkmıyor. Bundan dolayı şunu denemedim ben. iPad 2 benimki ama mini değil. Yani iPad 2, iPad 2 yeni, bir de iPad 2 mini varmış. Muhtemelen iPad mini var. Bunların ekranlarını yansıtabilmek için bu özelliği de kullanabilirsiniz. AirPlay, the Optimize AirPlay Display Sys. Bu AirPlay'in verdiği ekran genişliği optimize et diye bir seçenek var. Bunu da işaretliyoruz arkadaşlar. Burada AirPlay Name, bunu tamamen istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Bu sizin bağladığınız zaman bilgisayarınıza, iPhone veya iPad cihazının üzerinde de belirecektir buradaki yazdığınız isim. Şifre, şifre istediğiniz şifreyi yazı veya harf olarak oluşturabilirsiniz. Hatta noktalama işareti de yapabilirsiniz. Ki iPhone veya iPad cihazınızdaki noktalama işaretleri
ile aynı olması lazım. Yani var olması lazım. Kalkıp da buraya bir emoji resmi koyarsanız, iPhone'da emoji klavyede belki vardır ama burada uyumsuzluk gösterebilir. Böyle şifreler yapmayın. Launch full screen modu. Buraya tıkladığınız zaman tam ekran göster var. Zaten bunu yapsanız da yapmasanız da program açıldığı zaman bunu daha sonra da tam ekrana yapabiliyorsunuz. Alt kısmı pek bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım library var ve var. Tamam. Bu şey library kısmı sizin bu program ile ekran kayıtlarınızı gösteriyor. Web üzerinden erişebildiğiniz dosyaları gösteriyor. Advanced Setting kısmına girdiğiniz zaman pek fazla bir şey göstermiyor. Alt taraftaymış Advanced. Yani profesyonel ayarlar. Buraya da pek fazla ihtiyacınız yok arkadaşlar. Burada da hakkında bölümü var. Şimdiki yapacağınız işlem şu. Zaten AirPlay işlemini gerçekleştirebilmeniz için öncelikle tabii bunu ekran üzerinden de göstermem gerekiyor benim ama alt taraftaki sizin bir dokunuz var. Bunu yukarı doğru sürükleyin. Sürüklediğiniz zaman alt tarafta zaten kabloyu buna bağladığınız zaman ve cihazınızda, bilgisayarda da internet bağlantısı varsa arkadaşlar, tabii internet bağlantısı olmayan arkadaşlar da yine deneyebilirler. Burada AirPlay diye bir seçenek çıkar. Wi-Fi'nin tam altında. Uçak modu, Wi-Fi, Bluetooth gece modu ve döndürmeyi kilitle seçeneklerin tam altında bir AirPlay çıkar. Burada da sizin isimlendirdiğiniz AirPlay ismi çıkar. Ben de iPad 2, burada da iPad 2 çıkıyor. Bunu seçtik. Yansıtmayı aç dedik arkadaşlar ve yansıtma işlemi başarılı bir şekilde oluştu gördüğünüz üzere. Bunu tam ekran yaptığımız zaman bu şekilde bir hata alıyorsunuz. Tam ekran yapmıyor. Buradaki ayarları bunu tamamen kapatayım ben. Bunu tam farklı bir şekilde ayarlayacağım ben. Full screen olsun. 1600-900 diyorum. Buradan yeniden geçtiğim. Pardon. Tam ekran dediğimiz zaman bu şekilde çıkarıyor. Bunu da tam yaptığımız zaman yine buradaki alt taraftaki kalıntı yani siyah bölgeler oluşuyor arkadaşlar. Tabi ekranınızı bu şekilde istediğiniz yere bu ne oldu? Pardon. Evet, bunu yaptığınız zaman zaten doku gizliyormuş. Neredeyse yani dokun alanından yiyor. Şimdi gördüğünüz üzere istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Oyun veya uygulamaları bilgisayar ekranında bu şekilde tanıtımını hem yapabilir hem video çekebilirsiniz. Hem ekranda kasıyorsa oyunlarda veya işte ekran kaydı yaparken bilgisayar üzerinden ekran kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Sonradan böyle sorun oluyor. Burada ekran kaydını başlat seçeneği var. Şu anda başladı gördüğünüz üzere. 1, 2, 3 başladı mı ne oldu? Mikrofonu aç dediğiniz zaman bu mikrofonu da kaydetmeye başlıyor. Şunu durduralım. Burada kayıt açılıyor. Arka planda kayıt. Yani nereye kaydetmek istiyorsunuz işte. Ne olarak kaydetmek istiyorsunuz? Yani videonun adı ne olarak? Burada çıkış dosyası, farklı kaydet seçeneği, ayarlar, video ayarlar neymiş? Ha, video formatını mı değiştiriyor? 1200-700. Normal 720 piksel seçeneği de var. Start export dediğiniz zaman burada bir tane ilerleme çubuğu olacak arkadaşlar. Bu ilerleme çubuğu sizin videonuzun nereye çıkmasını istediğinizi ve ismini hazırladıktan sonra dışarıya bilgisayara aktarıyor arkadaşlar. Şurada bir de seçenek varmış. Bu da aynı ekran videosunu çekmek için bir küçük kısa yol. İstemiyorum. Buradan Wi-Fi bağlantısını kapatabilirsiniz. Burada arka planda müzikleri çaldırabilirsiniz arkadaşlar ve tam ekran yapabilirsiniz. iPhone veya iPad cihazınızı bu şekilde programı sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki yani illa şu şekilde de söyleyeyim. Hani biz örnekleme bir ilham kaynağı olacaksa söyleyelim arkadaşlar. Hani bunu nasıl kullanabiliriz? Dediğimiz gibi bir video kanalınız var, YouTube kanalınız veya arkadaşınıza bir oyunda hile buldunuz veya işte bir programın nasıl yapılacağını anlatıyorsunuz. Siz biliyorsunuz ama işte karşıdaki kişi bilmiyor veya
Anne babanızla işte diyelim ki WhatsApp'ı kullanacaksınız. Ya işte anne şunu şuraya gir, böyle yap, böyle yap diye bir küçük bir ekran videosu oluşturabilirsiniz. Hem bunu bilgisayar ekranında yapabilirsiniz. AirShow'u yüklemeden direkt olarak bilgisayar ekranında yaptığınızdan dolayı daha sağlıklı bir çekim elde edersiniz. Takılma olmaz, kayıt işleminde bir sıkıntı olmaz. Bilgisayarda daha rahat kayıt edebildiğinizden dolayı bunu söylüyorum arkadaşlar. Ayrıca hani bir oyun videosu çekiyorsunuz, hem bilgisayara ihtiyacınız, bilgisayarınızın ekranına ihtiyacınız var, hem de iPad veya iPhone cihazınızın ekranına ihtiyacınız var. Veya da bir webcam bilgisayara bağlı. Bu webcamle hem kendi yüzünüzü hem de oynadığınız oyunu aynı anda çekmek istiyorsunuz. Bildiğiniz üzere AirShow'da böyle bir özellik yok. Android cihazlarda var ama iOS cihazlarda yok arkadaşlar. Bundan dolayı da oyunlarınızı hem bilgisayar üzerinden oynayabilir veya uygulamalarınızı kullanabilir. iPhone, iPad ayarlarını veya jailbreak özel ayarlarını yine bilgisayar ekranından gösterebilir. Veya ona benzer daha sağlıklı ekran kayıtları gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video ile ilgili, programla ilgili aklınıza takılan, yapamadığınız herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza daha fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla, daha fazla, daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.